Banyonuzda 5. mevsim. Gök Yıldız Banyo Halları Nil'in dünyasını sunar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Konnichiwa benim seyircilerim. Bu hafta size Doğan Güneş'in ülkesi olarak bilinen tapınaklarıyla, el sanatlarıyla, dövüş sanatlarıyla, küçücük çalışkan insanlarıyla meşhur ülke olan Japonya'dan ve Japonya'nın başkenti Tokyo'dan sesleniyorum. 35 milyon nüfuslu megapol bir kent olan Tokyo ile Nil'in dünyası başlıyor. Şimdi yaslanın koltuklarınıza. Biz bu hafta neler yapmışız, nerelere gitmişiz şöyle bir izleyin. Sonra Tokyo turumuz başlasın. Tokyo'daki ilk durak olması gereken yer Asakusa'dayız. Sensoji Tapınağı hemen arkamda gördüğünüz kocaman tapınak. Turistler şehir turu için bu faytonları tercih ediyorlar. Tokyo'nun en ünlü tapınaklarından birisi olan Meiji Tapınağı'na geldim. Tokyo'nun önemli yapılarından biri olan Tokyo Kulesi'nin önüne geldik. Tokyo'da eğlencenin kalbi Shibuya'da atıyor. Shibuya'ya gelir gelmez hemen girişte şöyle bir Tai Festivali gördük. Tokyo'nun en meşhur, en ünlü caddelerinden birisi olan Ginza Caddesi'ne geldik. Kültür ve sanat merkezi olarak kabul edilen Ueno Parkı'na geldik. Ameya Yokocho diye bir yere geldik. Burası Tokyo'nun pazarı. Akihabara Tokyo'da elektronik cenneti desem yeridir yani. Japonya'nın en işlek yerlerinden birisi Ginza Caddesi. Japonya'nın başkenti, 35 milyon nüfuslu megapol bir bölge olan Tokyo, dünyanın en büyük kenti ve ülkenin en kalabalık şehridir. Kent merkezinden Pasifik Okyanusu'nun içlerine doğru uzanır. Tokyo kelimesinin anlamı ise Toki doğu, Yo başkent, yani doğunun başkenti anlamındadır. Japonca adını oluşturan kanji karakterler ise güneş ve köken anlamına gelir. Bu nedenle Japonya doğan güneşin ülkesi olarak da bilinir. Asakusa'ya geldik, hemen böyle iki tane Japonlu bulduk, biraz konuşalım dedik. Normalde çünkü İngilizce çok az biliyorlar. Bunlar böyle birazcık azıcık biliyorlar. You will be famous in Turkey channel. Turkey? In Turkey channel. Broadcast. Türkiye'de meşhur olacaksınız diyorum Türkiye kanalında. Pek anlamıyorlar ama işte böyle anlaşırız çat pat. Would you like say something to our camera? Turkey? Turkey? Yeah. Something, say something, Turkey channel. Say bye bye, bye Turkey. Bye. Merhaba Türkiye. Turkey, I love you. Japan. Peki evet, please come to Japan. Bir tane, bir kelime İngilizce konuştular. Lütfen Japonya'ya gelin diyorlar. Bütün Türkleri bekliyorlarmış Japonya'ya. Onlarla da konuşmak için böyle eğilmek gerekiyor gerçi birazcık. Bye bye. Namaeba. Maki. Maki. Maki Fujiwara. Maki Fujiwara. And you? Natsuki. Natsuki. Maki Fujiwara ve Natsuki. Nice to meet you. Arigato. Turkey, bye bye.
Japon köpekleriymiş. Kulis, bu kulis. Nice to meet you kulis. Konnichiwa. Lala and Coco. Yanlış söyledim adını. Coco. Coco da pek süslü, tokalara bakar mı? Bayan Coco, merhabalar. Nasılsınız? Coco bir ses ver. And Lala, merhaba. Peki, konnichiwa, arigato. Hepsine bay bay. Tokyo'yu yaşatmaya devam eden bir semt görmek için, böyle rengarenk, hareketli, capcanlı bir semt görmek için Tokyo'daki ilk durak olması gereken yer Asakusa'dayız. Asakusa böyle hediyelik eşyalar almak için, kimono almak için, Japon kıyafetleri almak için gelinmesi gereken ilk yerlerden birisi ve 17. yüzyıldan beri Tokyo'nun en canlı, en renkli turistik yerlerinden birisi. Asakusa Shijomo Ki Tapınağı bulunuyor burada. Shijomoki Tapınağı'nın etrafına yerleşmiş bir alan. Dediğim gibi hediyelik eşya olur ya, Japonya'ya geldim, ben bir kimono alayım, ben bir hediyelik eşya almak isteyeyim diyenler için gelmesi gereken ilk yer Asakusa. Figlia mia cutti dare, mamma mia benzacci di barababum. Asakusa'da şöyle bir cadde bulunuyor. Böyle kocaman bir cadde bulunuyor. Caddenin sonu zaten tapınağa çıkıyor. Caddenin böyle sağlı sollu sokakları var. İç içe geçmiş dar sokakları var. Bu sokakların her birinde Japon el sanatlarını bulmak mümkün. Yani şu Japon el sanatlarına ait böyle küçük küçük hediyelik eşyalar bulmak mümkün. Böyle benim aldığım gibi Japon, klasik bir Japon kıyafeti almak mümkün. O yüzden hediyelik eşyalar için ilk önce turistlerin geldiği yer burası Asakusa. Dediğim gibi caddenin zaten hemen sonunda meşhur tapınağa doğru çıkıyor. Şimdi Japonların kendisi böyle hafif hafif tombiş yanaklı ya. O yüzden bunların böyle heykelleri de hafiften tombişçik yanaklı. Mesela yelpazeler. Japonların biliyorsunuz böyle küçük yelpazeler meşhurdur. Bunlardan da bulmak mümkün. Ondan sonra mesela fiyatlarından birazcık, hani birazcık fiyatlarını söyle falan derseniz, şöyle bir yelpazeyi 1600 hediyelik eşya olarak, yelpazeyi 1600 yene alabilirsiniz. Bir sonraki dükkana bakalım oralarda neler varmış. Ya da mesela şu şeyler meşhurdur artık böyle Türkiye'de de hemen hemen çoğu kafelerde kullanıyorlar bu şeyleri. Lamba, ampulün üzerine takmak için. Bunlar da böyle Japonya'da meşhur. Mesela bunlar da 900 yen, 1100 yen, böyle fiyatları büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişen bir durum var. Ya da böyle Japonların kendi geleneksel şeyleri var. Hediyelik böyle küçük tatlıları falan var hediyelik için. Onlar da yine böyle 1000 yen, 600 yen arası değişen bir fiyatları var. Ama buraya gelip bu Japonların tatlılarının tadına bakmak lazım. Birazcık enteresan bir damak tatları var. Welcome from Turkey. Do you know Turkey? Turkey, yeah. Turkey, yeah. What do you know about Turkey? Türkiye, Turko. Mesela Türkiye dedi, hemen İstanbul dedi. Where did you learn İstanbul? Have you been in Istanbul before? No. No. But do you want? Yes. Evet, İstanbul'a gelmek istiyormuş. Hiç İstanbul'da olmamış ama hemen İstanbul dedi. What do you know about İstanbul? İstanbul, Turko. Televizyon kanal, channel. You will be a famous in Turkey channel. Erken Türkiye kanalında meşhur olacaksınız kızlar. Okay, and say bye bye for our camera. And merhaba Türkiye. Aynı anda. Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. And once say one more time. Merhaba Türkiye. Teşekkürler. Teşekkürler. Türkiye.
Türkiye. Seni seviyorum Türkiye. Seni seviyorum Türkiye. Bay bay Türkiye. Bay bay Türkiye. Arigato. Arigato. Teşekkürler. Teşekkürler. Ya, merhaba. Merhaba. Seni seviyorum Türkiye. This is the best. Okay, bye bye. Calypso Sicily. Walk bare feet. Asakusa Caddesi'nin ya da semtinin diyebilirim. Sonunda ünlü meşhur Sensoji Tapınağı bulunuyor. Sensoji Tapınağı hemen arkamda gördüğünüz kocaman tapınak. Bu tapınak Tokyo'nun en meşhur, en ünlü tapınaklarından birisi ve buraya günde binlerce insan dini ayin yapmak için geliyorlar. Tabii sadece dini ayin için değil, turistler de onların farklı bu dinindeki farklı tapınaklarını, ayinlerini görmek için de buraya binlerce turist de Sensoji Tapınağı'na geliyorlar. Şimdi biz de içeri girip biraz bakacağız. Hem onların ayinlerine bakacağız, nasıl ibadetlerini nasıl yerine gerçekleştirdiklerine bakacağız. Hem de tapınağı biraz gezmiş olacağız. Hadi o zaman tapınağa doğru yol alalım. Tapınağının da bir efsanesi var. Buraya kadar gelince bir de size bu efsaneyi anlatayım ben. Efsaneye göre iki kardeş bir gün Sensoji, Doğu Asasuka'da Sensoji Tapınağı'nın etrafında bir nehirde balık avlamaya gidiyorlar. Ve avlanma sırasında ağlarına bir heykel takılıyor. Bu heykelin adı Kanon. Ve heykel Budizm'de sonsuz şefkati simgeleyen, sembolleyen bir heykel. Ağlarına takılan heykeli alıyorlar ve biz saygıyla Sensoji Tapınağı'nı şu anda tapınağın olduğu yerin altına gömüyorlar. Ve efsaneye göre heykeli gömdükleri yerde daha sonra Sensoji Tapınağı gelişiyor. Bu gördüğünüz kocaman tapınağın efsanesi de budur. Yeni. Burada böyle bir sürü kağıtlar var. Bu kağıtlardan birini alıyorlar. Bunun içine herhalde böyle dileklerini mi yazıyorlar? Öyle bir şey. Ondan sonra tabii ben anlamıyorum. Burada böyle Japonca bir şeyler yazıyor. Ondan sonra onu alıyorlar, böyle sarıyorlar. Bağlayıp oradaki böyle şeyin tütsü gibi yanan şeyin içine atıyorlar. Ondan sonra da o yandıkça böyle onun dumanını böyle püf püf diye böyle üstlerine alıyorlar. Aha, tavşan var, baksana. Bizdeki niyet tavşanı gibi. Çok tatlısın sen. Ay canım. Tavşan da dilek tutmaya gelmiş. Shitemachi bölgesinin merkezi Asakusa'da yer alan Sensoji bir Budist tapınağıdır. Japonya'da Budizm ve Şintoizm yaygın. Japonların kimi Budist, kimi Şintoist, kimi her ikisine birden inanıyor. Şintoizm için Budizm'in içinde Buda olmayan hali denilebilir. Şintoist tapınağı Budist tapınaklarından ayıran şey, yüce bir varlığın tapınak merkezinde bulunmuyor olması. Tour. How much is that? 10 minutes. Yeah, for 10 minutes. Two people. 3,000 yen. 3,000 yen. 3,000. 3,000 yenmiş faytonla. Şöyle bir tur atacak olursak 3,000 yen vermek gerekiyormuş. Biraz fazla. For the 3,000 yen. Do you have a discount for us for Turkey? Discount yapacak hadi. Hadi. Sorry, company rule de next time. Diyor ki bir sonraki sefere diyor, bu şirket kuralları diyor, yapamam diyor. Company rule. Are you sure? Yeah.
Don't you have discount for us? discount. Discount da next time and so. Next time. The first time. Diyor ki next time diyor. Hi. Oh. What are you doing there? Hey, psycho. 一番 気持ちいい これが. ね? あ、ね、ね、ね。気持ちいいんだよ。 What are you doing? Hey. It's a kind of sport. Yes. Diyor ki evet bu bir çeşit spor diyor. Hey, あと100年 100 Ha, bibi. Yes, yes. 100. 100. 100 kere yapacakmış. Yüz olmadı. Nereye gidiyorsun? Bye bye. Sayonara. Aa ben anladım. Niye yapıyorlar bunu biliyor musunuz? Bence şimdi tabii bununla böyle bunu sırtlarına alıp götürüyorlar. Buraya böyle iki kişi biniyor. Bunu da sırtına alıp götürüyor. O yüzden tabii böyle güç kazanmak için 100 tane şey yapıyor. Her gün spor yapıyorlar. Turistler şehir turu için bu faytonları tercih ediyorlar. Bu faytonlara biniyorlar. 3000 yene ya da 2000 yene tabii değişiyor. Bazı yerlerde 3000 bazı yerlerde 2000 yene yapıyorlar. Böyle ama işin enteresan yanı bu faytonları atlar değil tabii insanlar çekiyor. Ama dediğim gibi enteresan yanı çoğu zaman da kızlar çekiyor. Yani o kadar ağır yükü tabii nasıl çekiyorlar o da enteresan. Gerçi tekerleklerde yardımcı oluyor yüklerinin azaltmasına ama yine de kızların bu işi yapması, üstelik biliyorsunuz Japonlar böyle küçücük küçücük kızlar. O kızların bu işi yapması çok enteresan. Dediğim gibi 2007'de burada böyle bu tarz faytonlarla çok güzel şehir turu yapılabiliyor.